önümüzdeki hafta satın alınacak adı altında altcoin'ler belirtiyor. Tabii bunların hepsiyle alakalı konuşmayacağımız gibi üzerine eklemeler gerçekleştireceğiz. Ve bir bakacağız bunlar neymiş, ne değilmiş gibisinden üzerine konuşacağız. Şimdi bunlardan bir tanesi VET. Şu an piyasada tabii ki alım yapılabilmesi için genel olarak bir fırsat etabı içinde. Zira fiyatlar düştü ve tabii ki 2023 her ne kadar böyle aman aman fiyat rallileri vesaire beklemiyor olsak da tabii genel anlamda BTC'nin yukarı yönlü hareketlerini beklediğimiz için genel itibariyle BTC fiyat düşüşleri gerçekleştirmişken yani alt pozisyonlardan da alım gerçekleştirmek gerekiyor. Bunu da bu şekilde dile getirmek lazım. İkincisi, mevcut fiyatlarda tabii bazı altcoin'ler diğerlerine göre ekstrem alım fırsatları veriyor olabilir ki zaten veriyorlar. Şimdi VET ile alakalı konuşalım. Yani VeChain, zaten seviyorum hani VET projesini, VeChain'i. Adamlar hem iyi bir yapay zeka noktasında çalışıyorlar. Zaten yapay zekaya giriş yapmaları bence piyasanın pek çoğundan daha ileri noktada oldu diyebilirim. Yani diğer projelerle kıyasladığımızda bence VeChain'in yapay zekayı benimsemesi çok iyiydi. Mesela Injection, ING de aynı şekilde. ING de çok iyi bir benimseme oranı gösterdi. VET'te, ING'de bunların her ikisi de güçlü hareketler gerçekleştirdiler. Mesela ben genel itibariyle VET'i bu noktada beğeniyorum. Çünkü baktığımız zaman çok yüksek bir volatilitesi var. Bakın çok yüksek bir volatilitesi var. ATH fiyatlarından şu anda daha düşük pozisyonla çok daha düşük pozisyonlarda bulunuyor. Bakınız 25x gibi fiyatlar yapması lazım. Yapabilir mi? Bunu her altcoin için söylemem ama bence yapabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi çok güçlü. Herhangi bir eriyiş gerçekleştirmiyor. Enflasyona tabi olmadığını anlıyoruz ve iyi bir şekilde çalıştıklarını görebiliyoruz. O yüzden evet ben VET'in kesinlikle bu sezon yeni ATH'lar yapacağını düşünüyorum. 30x tabii ki yüksektir ama bir boğa sezonunda majör popüler bir altcoin için eğer düzgün çalışılmışsa 30x ulaşılamayacak bir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Rahatça ola da bilir. 30 kat fiyat artışı ne demek ya? Çok yüksek değil mi? Ama işte kripto piyasasındayız. Yani öyle ki bunu çok daha ilerisini yapacak altcoin'ler de olacak. Belki onlardan bir tanesi de VET olabilir. VET iyidir. VET toplanır. Devam edelim şöyle. Dogecoin var. Yani Dogecoin piyasadaki en çok böyle aman aman böyle en alım fırsatı olan altcoin'lerden bir tanesi değil açıkçası şu an. Mesela VET'te alımlar yapılabilir. Çünkü iyi bir mesela kısa sürede bir akümülasyon güzel yürütüyor. Dogecoin'de tabii 6 sent fiyatlarından toplanır. Şu anki fiyatları da görece iyi, güzel düşüşler yaptı. Doge'un üzerine çok fazla konuşmayacağım. Sebebini biliyorsunuzdur. Zaten üstüne çok uzun konuştuğumuz bir altcoin. Ama ben doğru alım noktasında hareket edilebileceğini düşünüyorum. Birbirleriyle kıyas etmek de önemli. Bakın süreç içerisinde şunu. Portföyünüzde altcoin'ler var mı? Var. İyi. Bunlar arasında bir kıyasa gideceksin. Şimdi bak bir tanesi var diyelim. Bir tane altcoin diğerlerine kıyasen çok daha düşük noktalarda duruyor mesela. Şimdi bunun üzerine çalışmak, bunda alım yapmak lazım. Diğeri şiş. Fiyatı şişmiş mesela, tamam mı? O şiş ise onda alım yapmamak gerekecektir. Diğerine yöneleceksin ki bu şekilde olsun. Anlatabildim inşallah. Hedera benim bu sezonki favorilerimden bir tanesidir. Sebep yani Hyundai mi istersiniz? Volkswagen tarafı mı istersiniz? Nereyi istersiniz yani? Adamlar her yerle ortaklık kurdu. Fed mi istersiniz? ABD Fed'in Fed tarihi de ilk kez bir kripto parayla işbirliği görmüş olduk biz. Bu ne kadar büyük bir şey. Farkında mısınız? O yüzden gerçekten de ben Hedera projesini
Beğeniyorum. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu sezonki beklentim de yüksek. Tabii önceki mesela WeChain gibi değil burada. HBAR tarafındaki hareketler. Mesela şu an düz. 10x yapsa ATH yapacak coin yani. Diğer altcoin yani %90 oranında altında, tam böyle major altcoin skalasının birazcık üstünde pozitif anlamda. O yüzden HBAR'ı da beğeniyorum. Yani FED'le ortaklık işbirliğine gitti adamlar. Hani adamlar daha ne yapacak tam olarak? Alım noktasında tam şöyle bir 55'lere yaklaşırken alım yapılır, yapılabilir. Haricinde bu pozisyonları yani günlükteki emailliği bırakırsa ancak bu şartlarda işte biraz daha düzeltmeyi uzatır. Bu sefer de 50 sentlere doğru bir geri çekilme kaydedebilir minimal. Ama çok fazla zannetmiyorum 50 sentlere kadar uzayacağını. Şu anda bazı ekstrem tabii coinlerde de alım fırsatı mevcut. XRP coin gibi XRP'de alım fırsatı var. Çünkü şu an balinalar da bu arada çok güçlü alımlar yapıyor. Biliyorsunuz bununla alakalı da konuşmuştuk. Şu an hem günlükteki MA200'den destek alan bir XRP ile muhatabız. Hem MA200 çok yakın. Üstüne üstlük bir de zaten destek noktasının üzerinde ve bir haftadan uzun bir süredir, bir hafta gibi bir süredir de bu noktalarda akümülasyon yapıyor coin. Piyasada bir kalkış olduğunda çok güçlü patlar XRP coin. Zaten alım yapılacak bir kripto paradır. Çok sağlam bir kripto paradır biliyorsunuz. O yüzden XRP'de sıkı durmak lazım, iyidir. Shiba da öyle. Teknik anlamda çok büyük bir alım fırsatı yok ama Shibarium'un negatif fiyatlandırılmış olması, şu anda BTC'ye rağmen Shiba'nın vermiş olduğu tepkiler, teknik anlamda bir pozitiflik olmamasına rağmen gerçekten de güçlü olduğunu gösterdi. O yüzden Shiba alımları da yapılabilir. Dediğim gibi Shiba da şu an sağlam, iyi bir şekilde gelmeye devam ediyor. Balinaların ilgisi de çok yoğun. XRP'de olduğu gibi, tabii XRP'den daha yoğun. Pip için de bunu söyleyebilirim. Son yaşamış olduğu çöküşle birlikte kalkışa çok hazır. Zaten radikal bir olay olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla sadece son satışlar yatırımcısına indirim kazandırmakla sınırlı kalmış oldu. O yüzden yatırımcılar bunlara biraz daha yönelebilirler. Burada adını geçirdiğimiz altcoin'lerin tamamı benim sezon içerisinde de güçlü yükseliş beklediğim altcoin'lerdir. O yüzden de yatırımı mantıklı görürüm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.